Sevgili Zanka izleyicileri, yeni bir ekonomi politik programıyla daha beraberiz. Bugünkü programımız ağırlıklı olarak pazartesiyle bağlantılı olarak G7 zirvesi, NATO zirvesi, Avrupa Birliği zirvesi ve bugün de gerçekleşmekte olan Putin, Joe Biden zirvesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü seyahati, Bakü parlamentosunda yapmış olduğu konuşma ve kamuoyuna yansıyan bilgilerin ötesinde başlığımızda da manşetimizde de ifade ettiğimiz üzere NATO'nun yeni turancılık açılımı konusuyla huzurlarınızdayız. Burada NATO'nun yeni turancılık açılımı derken neyi kastettiğimizi G7 zirvesi, NATO zirvesi, Avrupa Birliği zirvesi konularını magazin konusu olanlar dışında olmak üzere hatırlatarak ne demek istiyoruz? NATO'nun yeni turancılık açılımı ne demektir? Bunun üzerinde şimdi tarihin derinliklerinden gelen background'umuzla, referanslarımızla bu konuya temas edeceğiz. Eminim ki bu konu zaten uzmanlar arasında tartışılıyor. Bu konunun önümüzdeki dönemde hepimizi, hayatımızı, tarihi etkileyecek bir gelişme olduğunu ifade etmem lazım. Ancak bu sözlerimle birlikte bazı hatırlatmayı da yapmam lazım ki bazen içinde yaşadığımız olayları seyrederken, algılarken onun o olayların tarihi nasıl etkileyeceğini, önümüzdeki dönemi nasıl etkileyeceğini genellikle fark etmeyiz. Niye fark etmeyiz? Biliyorsunuz ki ayın 14'ünde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Joe Biden arasında 45 dakika tercümelerle birlikte süren zirvede ağırlıklı olarak fotoğraflarda nasıl poz verdiler? Hamdolsun diyerek gaf mı yaptı yoksa bu konunun gündeme gelmemesinden memnuniyetini mi ifade ettiği gibi daha çok ağırlıklı olarak magazine konu olacak hususlarla meşgul olduğumuz için mahiyetini, işin özünü, yeni perspektifi ortaya konulmuş bence önümüzdeki onlarca yılı etkileyecek yeni küresel perspektifi ihmal etmiş olmak gibi bir zaafla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki 11-13 Haziran arasında İngiltere'de G7 zirvesi, Avrupa Birliği zirvesi, ABD-İngiltere ilişkileri, bütün bunlar gündeme geldikten, onlar tartışıldıktan sonra Türk kamuoyu olarak bizim dikkatimiz sadece 14 Haziran tarihindeki Brüksel'deki NATO zirvesiyle ilgiliydi. Ancak size şimdi bazı hatırlatmalarda bulunacağım ki bu hatırlatmalardan hareketle, bu ipuçlardan hareketle aslında tarihi bir dönemeçte olduğumuzu bu belirtilerden siz de anlamış olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, yeni turancılık derken bizim Türk tarihimizde derin referansları, köklü hatıralara olan bir romantik turancılıktan filan bahsetmiyorum veya bir ırk birliği, soy birliği anlamına gelen sınırların ortadan kaldırıldığı, bütün Türk dünyasının birleştiği, zaman zaman rasyonel çizgiden de, çizginin dışında da değerlendirmelere konu olan bir turancılıktan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şudur. Turan fikri, turancılık fikri dış politikada artık yeni bir enstrüman haline, dış politikada, milletler arası dış politikada yeni bir enstrüman haline gelmiştir. Niye bu hükümde bulunuyoruz? Biz daha önceki yıllardan itibaren yakinen takip ettiğimizde fark etmiş olmanız lazım ki mesela Avrupa Birliği Turan fikrinin konferanslarını, Turan kurultaylarının merkezi olmak üzere Macaristan'da bu işlerin kotarılmasını Avrupa Birliği bu Turan fikrini milletler arası politikada enstrüman olarak kullanmak isterken ağırlıklı olarak Macaristan'ı ön plana çıkarırlar. Rusya bu Turan fikrini veya Avrasyacılık fikrini Alexander Dugin'in sözde ideologluğunu yaptığı Avrasya ve özellikle de Turan fikrinin merkezi olarak Kazakistan'ı Turan fikrinin bir merkezi yapmak düşüncesindedirler. Dikkat buyurun, Ankara'yı ve Türkiye'yi Turan fikrinin merkezi yapmak isteyen ise Türkiye ve İngiltere başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleridir.
Farkında mısınız ne dedim? Turan fikrini bir milletlerarası dış politika enstrümanı olacağı düşüncesiyle önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 yıllarda bunun dış politikada bir enstrüman olarak elverişli ve çok kullanışlı ve amaca hizmet edecek nitelikte rasyonel bir enstrüman olduğunu fark ettiler. Avrupa Birliği de fark etti. Bu sebeple Macaristan'ı daima ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Farkındasınız, Sayın Cumhurbaşkanımız da NATO görevi kapsamında Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havalimanı'nın hem işletilmesi hem güvenliğinin sağlanması anlamında o göreve talip olurken kendisini Türk devleti sayan Macaristan'ı da yanında istedi. Türkiye'nin yanında istedi Pakistan'la birlikte. Macaristan'ın istenmesinin sebebi şudur. Kendisini Türk devleti olarak sayan ve Avrupa Birliği'nin de Turan fikrinin konferansların, kurultayların toplanacağı yer olarak ön plana çıkardığı Macaristan enstrümanını kendisini Türk devleti sayan o devleti yanımıza alarak eğer Turan fikri, yeni Turancılık fikri bir enstrüman haline gelecekse, geliyorsa bunun Türkiye ile birlikte hareket etmesi, ayrıca Avrupa Birliği'nin bu enstrümana sahip olmaması gerektiğini hepimizin anlaması ve algılaması gerekiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na muhalif olabiliriz, yaptığı gafları eleştiri konusu yapabiliriz, yaptığı eksiklikleri ve bu büyüklükteki bir fikri hazırlığa kadrolarıyla birlikte sahip olmamasını eleştiri konusu yapabiliriz ama hepimizin bilmesi gerekiyor ki pazartesi günü anlattığım NATO yeni konsepti çerçevesinde artık Kuzey Atlantik Paktı, Güvenlik Paktı, Savunma Paktı değil, artık çevreden küresel iklim problemlerine kadar savunma işbirliği anlaşmalarına kadar yeni teknoloji üretiminden yeni ekonomik altyapı projelerinin temsilciliğini yapacak kadar bir küresel perspektif geliştirmekte olduklarını ifade ettim. Fakat biliyorsunuz ki bu çalışmalar ağırlıklı olarak G7 zirvesinde, Avrupa Birliği ABD zirvesinde ve İngiltere ile ABD arasındaki görüşmelerde daha çok gündeme geldiği için NATO konsepti olarak NATO'nun genel sekreterinin yapmış olduğu 76 maddeden başlıktan oluşan açıklamalara ve bizim ABD ile olan gerilim konularına takılıp kaldığımızdan ortaya konulan bu yeni değişimi, yeni küresel konsepti çok da fark edemedik. Sevgili arkadaşlar, burada söylemeye çalıştığım şudur. Bütün bunlar bizim bir NATO, Türkiye'nin bir NATO aparatı olarak kullanılması gerektiği gibi bir kanaatin içinde değilim. 1952'de NATO'ya girdik. 1990'a kadar, Soğuk Savaş dönemine kadar Doğu bloku karşısında Türkiye'nin rolü ileri uç karakoluydu, bir muhafızlık göreviydi ama biliyorsunuz ki bizim 90'dan sonra, bilhassa 2000'den sonra Kuzey Irak, Kuzey Suriye'deki ihtilaflarımız sebebiyle NATO ile aramızda oluşan gerilimlerden hepimiz haberdarız. Bu sebeple de ağırlıklı olarak NATO ittifakının başını çeken ABD ile de ciddi ihtilaflar içinde olduğumuzu bilmeyen yok. Bunları pazartesi günü 14 başlığı sizlere özetlemeye çalıştım. Ancak burada daha çok stratejik planda entelektüel kapasitesi ABD'nin önünde olması sebebiyle İngiltere'nin geliştirdiği bir projede Türkiye'nin önemi yeni bir hikaye yazacağımız kadar ön plana çıkmak üzere. Sevgili arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki 2004'le yani AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra yeni Avrupa Birliği açılımıyla birlikte 2004'teki üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin yeni bir hikayesi başlamıştı. Nitekim o yeni hikaye 2004 ile 2011 arasında, 2010 arasında Türkiye'nin bütün yabancı sermaye yatırımlarını çekecek şekilde etrafında, çevresinde
bölgesinde model ülke olacak şekilde yeni bir hikaye yazması anlamına geliyordu. Bizim AK Parti dönemindeki parlak yıllarımızda nitekim onlardır. Ondan sonra sebebi ve kabahatlisini aramaksızın söylüyorum. O hikayemizin sona erdiği anlaşılınca çeşitli stratejik kararlarla, menfaat çatışmalarıyla veya Avrupa Birliği'nin bizden istediği hukuk ve demokrasi adımlarını bizim atmadığımız gibi onların da bize verdiği sözleri yerine getirmemesi sebebiyle o akamete uğrayan AB sürecimiz Türkiye'nin yeni hikayesi olarak eskide kaldı. Ülkemizin önündeki yeni hikaye Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, G7 ülkelerinin, NAFTA ülkelerinin yani ABD, Kanada gibi ülkelerin ortaya koyduğu ağırlıklı olarak da Çin'in yayılmacılığına karşı. Nitekim o 76 başlıkta ilan edilen NATO Genel Sekreterinin ilan ettiği sonuç bildirgesinin yaklaşık 30 maddesi ağırlıklı olarak Çin'i ve Rusya'yı ilgilendiren hususlardan, bilhassa Çin'in saldırgan yayılmacılığından. Her ne kadar Çin'i düşman ilan etmediler, rakip olarak gördülerse de NATO konseptiyle, savunma konseptiyle bu yayılmacılığa karşı duramayacaklarını bildiklerinden NATO'nun konseptini değiştirerek çevre, savunma, küresel iklim değişiklikleri, yeni teknolojilerin üretimi ve ekonomik açılımlarla bir küresel proje ürettiler. Bu küresel projenin en önemli ayaklarından birisi Türkiye'nin elinde bulunan çok önemli bir avantaj durumunda bulunan Kafkaslardan Azerbaycan'dan başlamak üzere Afganistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri yani Çin sınırına kadar veya Urallardan doğusunu da Rusya'nın nüfusunun bile artık bulunmadığı o coğrafyaya ulaşabilmek için bu yayılmacılığa, Çin yayılmacılığına karşı durabilmek için Türkiye üzerinden Orta Asya'ya, Türk Cumhuriyetlerine, Pakistan'a, Afganistan'a yani Çin sınırına kadar ekonomik, siyasi, teknolojik, savunma işbirliği anlaşması şeklinde yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin rolünü bir düşünün. Nitekim NATO zirvesinden ayrılan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün ve bugün biliyorsunuz ki Bakü'deydi. Bakü'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan edişinin 30. yıl sebebiyle Bakü Parlamentosu'nda yapmış olduğu konuşmayı Sayın Cumhurbaşkanı'na muhalif fikirlerin bilinmesine rağmen o yaptığı konuşmanın altına imzamı atıyorum. Gerçekten Türkiye'nin yeni hikayesine uygun bir konuşmaydı. Kafkaslardan başlamak üzere bilhassa Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin 6 ülkenin işbirliğiyle Kafkaslara refah ve huzur geleceğine dair buralarda işbirliği yapılmasına dair teklifleri, önerileri Türkiye'nin bu yeni hikayesine uygundur. Kafkaslardan sonra bilhassa İngilizlerin o derin imparatorluk ve tarihi birikimleriyle ortaya konulduğu gibi Türkiye olmaksızın ve Türk dünyası olmaksızın, Türkiye Türk coğrafyası olmaksızın Çin'e karşı bugün düşman bile ilan etmeseler, rakip olarak ilan ettiler. Bu saldırgan yayılmacılığa ve ekonomik yeni sömürgecilik anlayışına karşı durabilmek için Türkiye'ye ihtiyacımız olduğunu ortaya koyan ülke, devlet öncelikli olarak İngiltere'dir, sonra Almanya'dır. Ve hepimiz biliyoruz ki NATO'nun bütün masraflarının %71'ini ABD karşılamasına rağmen, silahlarını da aynı ölçüde ABD karşılamasına rağmen bu savunma paktının entelektüel birikimini, stratejik derinliğini hala İngilizler temsil ediyorlar. Ve farkında mısınız? Bizim senelerdir
İngiltere ile çevremizde bütün ülkelerle, Fransa ile, Yunanistan'la, Libya ile, Mısır'la, Almanya ile, ABD ile çok derin ihtilaflarımız olmasına rağmen İngiltere ile böyle ihtilaflar yaşamıyoruz. İngiltere Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin yanında şiddetli bir şekilde yer almıştır. Hiç kimse bunu takip etmedi tabii. Farkındaysanız Karabağ meselesinde de ABD, Rusya ve Fransa ve kısmen de Almanya bize karşı olmasına rağmen İngiltere yanımızda oldu. İngiltere'nin emin olun ki Türkiye'nin kara kaşıyla, kara gözüyle meşgul olmadığını ve İngilizlerin hakim bir stratejisi olarak milletler arasında sınırsız dostluklar falan yoktur, menfaatler vardır, sınırsız dostluklar ve düşmanlıklar hareket edilmez diye o bildiğimiz klasik İngiliz dış politika enstrümanları gereği olarak Türkiye'nin öneminin arttığını müttefiklerine kabul ettirdi. Rusya'ya ve Çin'e karşı bilhassa kuşak yol projesine karşı, yani Çin'in yaklaşık 4 trilyon dolar harcayarak az gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin ve Afrika'yı da kuşatacak şekilde yapmış olduğu yatırımlara karşı bir artık NATO'nun savunma konseptiyle bu yayılmacılığa karşı duramayacaklarını bildiklerinden geliştirdikleri proje Türkiye'nin yeni hikayesi olabilir diye Türk kamuoyunun huzuruna bu konuyu getirmek istedim. Sevgili arkadaşlar, bak tekrar özetliyorum. Turan fikri artık milletlerarası politikada, romantik fikirleri bir tarafa bırakalım, romantik unsurları bir tarafa bırakalım. Turan fikri milletlerarası dış politikanın elverişli bir enstrümanı haline gelmiş bulunmaktadır. Bunun sebebini de biliyorsunuz, Kafkaslardan başlayarak Orta Asya Cumhuriyetleri, Türk Cumhuriyetleri, Afganistan, Pakistan, belki İran. İran'la ilgili çok net söyleyemiyorum, konuşamıyorum ama bu fikri ortaya koyanların Çin'e karşı yapacakları, geliştirecekleri yeni projede, yeni konseptte Türkiye olmadan bu işin yapılamayacağını görmüş durumdalar. Bu sebeple şimdi bizim güncel problemlerimiz kapsamında bir hususu, hepimiz rahatlatacak bir hususu söylemek isterim. ABD'nin farkındaysanız Kuzey Irak'a girdi. Başlangıçta Irak'a girdi, parçaladı ve dedik ki orada Büyük Kürdistan'ın dörtte biri orada gerçekleşecek. Ama ABD, İngiltere gibi gittiği yerlerde kalıcı olamadığı için oraların düzenini ve nizamını bozmanın dışında bir kalıcı müesseseler kuramadığı için Irak'ta tutunamadı. Afganistan'dan çekiliyorlar. Türk askeri inşallah kimsenin başına kaza bela gelmez. Bizim o gönül coğrafyamız dediğimiz coğrafyayı bize terk ederek kaçmak durumundalar. Orada da bir şey yapamıyorlar. Nüfusun %42'sini temsil eden Taliban'a karşı anlaşmak zorunda kaldılar. Kuzey Suriye'de Rojava diye Büyük Kürdistan hayali peşinde koşanların ikinci ayağını teşkil eden Rojava veya Kuzeydoğu Suriye'de de bu Birleşik Büyük Kürdistan hayalinin gerçekleşeceği gibi bir paranoya içinde olmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1, Suriye 2, Irak 3 ve İran olmaksızın, buradaki kalıcı aktörler olmaksızın kimsenin bir bölünme, parçalanma paranoyasına girmemesi lazım. Bu şu anlama gelmiyor. Biz gerekli teröre karşı tedbir almayalım anlamına gelmiyor ama bizim bu ittifak içindeki YPG, PYD, PKK'ya verilen desteğin ilani nihayet sürdürülemeyeceğini bilmenizi isterim sevgili arkadaşlar. Kimsenin bu anlamda endişesi olmasın ama bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de düşen bir şey vardır. Demokratik hukuk devleti olarak kalkınmış, ekonomisini büyütmüş, bir refah toplumu örneği oluşturmuş, bir rol model oluşturmak gibi bir mecburiyetimiz var. Çevremizde teröre karşı mücadele ederken, çevremizde bölücülüğe karşı, bu coğrafyayı değiştirmeye, yeni haritalar çıkarmaya karşı
mücadele ederken, terörle en şiddetli kavgayı yerine getirirken bizim eksikliklerimizi de göz önünde bulundurarak tarihin önümüze koymuş olduğu Türkiye'nin yeni hikayesi diyebileceğimiz bu konsepte uygun bir rol model olarak hem Türk Cumhuriyetlerine hem çevremizdeki ülkelere gerçekten medeniyetimize, tarihimize, devlet geleneğimize, fikriyatımıza uygun olarak ve yeni dünyanın demokratik hukuk devleti modelini kimseye rejim ihraç etmeden, Türk Cumhuriyetlerine bile rejim ihraç etmeye kalkışmaksızın, ağabeylik yapmaya kalkışmaksızın sadece kendi içimizde yapacaklarımızla oralara rol model oluşturamazsak, entelektüel kapasitemizi, kurumsal kapasitemizi artırarak devleti muntazama diye Osmanlı'dan itibaren önümüze koyduğumuz hedefi gerçekleştiremezsek tarihin önümüze getirdiği bu büyük fırsatı da kaçıracağız demektir. Sevgili arkadaşlar, bu anlamda size o dördüncü tablodaki haritayı da vereyim. O haritaya bakanlar zaten bu konseptin, yani hangi konseptten bahsediyorum? NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, NAFTA ülkelerinin ve G7 ülkelerinin ortaya koyduğu yeni konsepte baktığımızda, eğer Çin bu özgür dünyanın, demokratik ittifakın rakibi durumundaysa, Çin'in vahşi yayılmacılığına karşı en önemli rolü yerine getirecek olan Türkiye'dir. Sadece hayıflandığım bir şey var. Keşke Batı bloku bu konsepti, bu yeni konsepti ortaya koyarken bizim 2023 hedefleri dediğimiz, yani o 2 trilyon dolarlık milli gelir hedefine, yani 500 milyar dolarlık ihracat hedefine, yani kişi başına 25 bin dolarlık milli gelir hedefine, yani işsizliğimizi %5'te, enflasyonumuzu %6'da tutacak o hedeflere keşke ulaşmaya yakın olsaydık. Emin olun ki o zaman böyle bir o hedeflere yakın olsaydık, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen gün yine milletin moralini düzeltmek için çok yakında ilk 10'a gireceğiz, ilk 10 ekonomi arasında olacağız gibi temennilerinin veya algı operasyonlarının hayata operasyonun dışına çıkarak, algının dışına çıkarak gerçekten o hedeflere yaklaşmış olsa idik, biz bugünkü konseptte ilk 10'a gerçekten 5 sene içinde yaklaşmış, o ilk 10 arasında 5 yıl içinde olmak durumunda olabilirdik. Ama maalesef şimdi bu kadar ümit var laflar ettikten sonra size bazı şeyleri de söylemem lazım ki, ortaya çıkan rezaletlerle görüyoruz ki AK Parti iktidarının entelektüel kapasite olarak bir fikir, düşünce, perspektif kapasitesi olarak öne çıkardığı aktörlere bakınca hali pir melalimizi zaten hepimiz biliyoruz. Özışık kardeşlerden Veys Ateş'e, Cem Küçük'e, Sevilla Yılmaz'a, Nagihan Alçı'ya, Rasim Ozan Kütahyalı gibi sözde bu AK Parti döneminin entelektüelleri, aydınları ve münevverleri ortalarda, yorumcu, gazeteci, aydın diye dolaştıkları bir Türkiye'de maalesef bugünden itibaren bu isimlerin, bu tabloya hazır isimler olmadığını, bu birikimi temsil edecek nitelikli insanlar olmadığını, bizim gerçekten dünyanın yeniden, biliyorsunuz pazartesi günü çok iddialı bir laf etmiştim, artık dünya dünkü dünya değildir, yarınki dünyada değildir. Biz tam bu miladın ortasında yeni gelişmelere şahidiz. Gerçekten Türk kamuoyu ağırlıklı olarak 14 Haziran'daki NATO konseptine çok kilitlendiği için ve Biden'la Recep Tayyip Erdoğan zirvesiymiş gibi, ne zirvesi, 20 dakika toplam 20-25 dakikalık bir konuşma, zirve falan değil, zirve bugün oluyor, Putin'le Biden arasında 6-7 saatlik görüşmeler devam ediyor, daha
kamuoyuna sonuçları açıklanmadı, siz de biliyorsunuz. Bizim öyle bir zirvemiz yoktu ama hepimiz magazine çok meraklı olduğumuz için verilen fotoğraflarla veya yapılan gaflarla meşgul olmakla yetindik. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin yeni hikayesi başlıyor. Ahmet Ağaoğlu'nun, Yusuf Akçura'nın, Gaspralı İsmail Bey'in 100 yıl önceki başka bir konseptte, başka bir ölçekte veya başka fikri gerekçelerle, sahiplerle ortaya koyduğu Turan fikri yeni bir mahiyetiyle birlikte siyasi, iktisadi, sosyal boyutlarıyla birlikte yeniden tarih tarafından, dünya konjonktürü tarafından önümüze getirilmiş durumda. Bizim bu perspektife hazır olabilmemiz için demokratik hukuk devleti olmamız, kurumsal kapasitemizi artırmamız, hukuk devletinin bütün kurum ve kurallarını, müesseselerini ayakta kılacak şekilde gayret etmemiz lazım. Şimdi size sırasıyla bir mevcutta yaşadığımız ortamın kokuşmuş bir yönetim olduğuna dair tablo biri size vermek istiyorum. O üç tane tablo hakkında da size birer cümle halinde fikrimi söylemeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, farkında mısınız? Ortaya koyuyoruz ki dünya yeniden şekilleniyor. Dünya Soğuk Savaş döneminin bir benzeri şekilde yeni bir perspektifle tekrar şekillendirilirken biz kokuşmuş bir yönetimle milli birliğimizi, devletin bekasını ve çocuklarımızın geleceğini büyük bir tehdit altına koyacak şekilde kendi içimizde yolsuzluklarla, mafyatik ilişkilerle, kural dışı ilişkilerle, siyasetin, mafyanın, hukukun, bürokrasinin, medyanın iç içe geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunun adına da iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte hala siyaset diyenler var. Emin olun ki biz bir an önce, az önce çizmeye çalıştığım ve dış politikanın ve dünya politikasının enstrümanı haline gelmiş bulunan yeni Turan fikrinin ben hareketle yeni bir Türkiye hikayesi yazmak istiyorsak bir an evvel bu alışkanlıklardan, bu kötülüklerden, bu soygun düzeninden, yağma düzeninden bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Tablo 2'yi verirsen sayın yönetmenim, bakın size geçen hafta anlattım ki mahkeme kararlarıyla ortaya koydum ki ben hukukçuyum, peşin peşin şunu veya bunu suçlu ilan edemem. Ama elimdeki belgeler, mahkeme kararları gösteriyor ki ya SBK Holding dediğimiz, yani o yanaşma düzeni dediğimiz, yani sermayenin, siyasetin, medyanın iç içe girdiği ve bu ilişkileri de mafyatik kurallarla düzenlendiği bir Türkiye'de bu SBK Holding dediğimiz şirketin sahipleri veya ilgilileri kara para suçlamasıyla ilgili ya korunuyor ya da biliyorsunuz ki ikinci ihtimali de söylemiştim. SBK'cıların veya Sezgin Baran Korkmaz'ın hakkını teslim edecek şekilde de şunu söylemiştim. Ya da kara para iddiaları, kara para isnatlarıyla SBK Holding'e veya sahibinin mal varlığına bu soruşturmalar gerekçe gösterilerek çökülüyor. Niye bunu söylemiştim? Önce mal varlıklarına tedbir koymuşlar. Sonra gerekçesiz MASAK raporu olmaksızın kaldırmışlar. Sonra pazarlık masasına oturmuşlar. Şu kadar borcun silinmesi, bu kadar otelin şuna devredilmesi gibi akla hayale gelmeyecek ve az önce anlattığım dış politika perspektifiyle %100 taban tabana zıt bir çukurlukla, bir sığlıkla, bir basitlikle o yeni Türkiye hikayesinin dışında kendi ceplerini, kendi menfaatlerini koruyacak kavgaların peşinde olmuşlar. Bunu artık açıkça ortaya çıkıyor ki medya mensupları, anlı şanlı moderatörler, program yapımcıları mafyayla, siyasetin mafyayla, hukuk mekanizmalarının arasında rüşvet pazarlıkları, aracılıklar yapıyor. Biz yeni dünya düzeni kurulurken, Türkiye'nin yeni hikayesini yazmamız gerektiğini söylerken ülkede olup bitenler maalesef bunlar. Her iki ihtimalde bu durumda yeteri kadar vahim değil mi? Biz
Geçen hafta anlattım ki 22 milyon ton buğday üreten ülkeyi rekolte olarak 12 milyona düşürmüşken, yani ekmek sıkıntısı, yani buğday sıkıntısıyla karşılaşacakken, bir tarafta yaklaşık 40 trilyon dolarlık milli gelire sahip olan Batı dünyası, öbür tarafta yaklaşık 20 trilyon dolara ulaşmış Çin ekonomisinin arasında kurulan dengede Türkiye yeni bir hikaye ararken, Türkiye'nin o yeni hikayesini orada yazmamız gerekirken biz içeride bu ucuzluklarla meşgulüz. Az önce farkında mısınız sevgili arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan parlamentosundaki konuşmanın altına imzamı atarım dedim ama peşinden bugün televizyonlara ve videolara düşen bir diyalog vardı Aliyev'le Recep Tayyip Erdoğan arasında. Biz Karabağ Savaşı'nda Azeri kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin yanında olurken buradan Beşli Çete dediğimiz Kolin İnşaat'a, Cengiz İnşaat'a oralarda büyük işler bağlamışız. O diyaloglarda da Sayın Cumhurbaşkanı, "Aa, o şirketler de buraya mı gelmişler?" diye hiç bilmiyormuş gibi şaşkınlık gösteriyor. Aliyev de diyor ki onlar her yerde zaten. Yani diyor ki Türkiye'den sonra bize de geldiler. Yani diyor ki Türkiye'den sonra bize de gönderdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz bu kadar yeni dünya düzeninin perspektifini Batı blokuyla Çin veya Rusya, Rusya'nın daha nerede yer alacağı belli değil. Rusya'yı Biden düşman ilan etmekle birlikte bu bloklaşma kapsamında Çin'in yanında yer almaması gerektiğini söylediğini düşünüyorum. Bu kadar büyük dünya politikasında değişimler olurken biz hala belli şirketlerin Türkiye'deki ihaleler dışında kardeş Azerbaycan'da yeni işler almasıyla bu şirketlere rant üretmek peşindeysek biz bu perspektifi heba ediyoruz. Bu yeni Türkiye hikayesini boşa çıkarıyoruz demektir. Üçüncü tabloyu da verirsen sevgili yönetmenim. Dolayısıyla diyorum ki sevgili arkadaşlar, yanaşma düzeninde, yanaşma düzeninde kurumlar çökme, yağmalama, haksız kazanç elde etmek için kurumların kamusal yetki kullanımı bu maksatla kullanıldığına göre biz bu kafayla ne yeni dünya düzeni ne eski dünya düzeninde milli birliğimizi, bekamızı koruyamayız. Bu sebeple bizim bir an önce kurumsal kapasitemizi artıracak, hukuk içinde, demokrasi içinde yeni kurumlarımızı, müesseselerimizi inşa edecek ve tek ölçüde rasyonelite, akıl, bilim olan kriterlere başvurarak tarihin önümüze getirdiği bu fırsatı heba etmemek zorundayız. Bugün itibariyle ise biliyorsunuz ki Sedat Peker Dubai'den bağırıyor. Diyor ki İş Bankası'na bile baş danışman atayarak orada zora düşmüş şirketlere çökmenin planlarını yapıyorsunuz diyor. Doğru yanlış iddia. İş Bankası'na bile çökecek şekilde. Bağırıyor. Falan adamın tedbir kararlarını kaldırırken de çöktünüz. Yeni tedbir kararları koyarken de çöktünüz. Birilerinin borcunu silmek için de kamu gücünü kullanıyorsunuz ve kurumların akla gelmeyecek şeytani mekanizmalar kurularak sadece yağmaya, çökmeye hizmet edecek şekilde kullanılması benim birinci bölümde anlattığım Türkiye'nin yeni perspektifi, yeni hikayesine ihanet anlamına geleceğini ve bu vebalin altında bırakın siyaseti, bırakın AK Parti CHP ihtilafını, çekişmesini, kamplaşmasını Türk milletinin, sadece Türk milletinin değil, etrafımızdaki coğrafyaya, bölgeye bile huzur, refah, kalkınma, insanlık, adalet fikrini inşa edecek şekilde bu perspektife uygun davranmaz isek tarih hepimizi yargılayacaktır. Tarih hepimizi sorumlu tutacaktır. Burada particilik yapmıyorum. Burada AK Parti düşmanlığı, CHP taraftarlığı veya başka parti taraftarlığı da yapmıyorum. Tarih önümüze yeni bir fırsat getirdi.
Bu fırsatı inşa edebilmemiz için Türkiye'nin yeniden diplomasiye dönmesi gerekiyor. Türkiye'nin yeniden dış politikadaki uzman kadrolarını göreve çağırması gerekiyor. Türkiye'nin kısa dönemli rant hesaplarından bir an evvel kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak 28 milyon çalışan sayısını hızlı bir şekilde 35-40 milyona çıkararak milli gelirimizi 2 trilyon dolara yaklaştıracak adımlarla yolsuzluk ekonomisine konu olacak kayıt dışı ekonomimizi 3,8 trilyondan makul seviyelere indirecek adımları atmaz isek, yani hukuka, demokrasiye, akla, bilime dönmez isek, NATO'nun bile yeni turancılık açılımı, yeni turancılık fikri açılımını heba edecek ve bu önümüze, tarihin önümüze getirdiği bu enstrümanı sadece Türkiye olarak biz kullanamamış olacağız. Sevgili arkadaşlar, yine vaktimi doldurduğum için hepinize lütfen bu konuya biraz kafa yormanızı, dış politikada, milletarası politikada yeni bir enstrüman olarak Türkiye'nin eline altın tepside sunulmuş olan bir malzeme, bir enstrüman geçmiş bulunmaktadır. Bütün coğrafyaya, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle herkesine mutluluk, refah, adalet ve hukuk getirecek bir rol model olma rolü, tarihi görevi Türk milletinin omuzlarındadır. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.